arkadaşınla bastın, arabamı kaçırdın. Burcu'ya da yarışıyorum diye söz mü verdin? Yarışacağız öyle Cavit. Benim için. Kardeş, Brad Moyes sen ne değişik bir adamsın. Yanındaki kız... Yağmur. Yağmur. Seni çok tanıyor. Güzel detay anlattı. Çok kısa zamanda çok şey yaşadık. Göründüğünden daha fazlası var onda. Yani böyle o yanımdayken iyi biri olasım geliyor. İyi şeyler yapasım geliyor. Ve onunla bu kadar yakınsınız. O zaman niye uzak duruyorsunuz? Öyle icap etti. Biraz karışık mevzu işte. Bekliyor. Senin biraz olsun gönlünü alabildiysek ne mutlu bize. Selam. Yanındaki arkadaş... Soner. Soner. Aa, Soner. Soner'in... Bu arada Soner'in gerçekten çok büyük selamı var. Çok özür diliyor. Gerçekten çok üzüldü. Ama bizi de biraz anla ya. Biz şimdi bir anda fotoğraflara, küçük not kağıtlarına hayatını yazıp ezberleyen biriyle karşılaşınca... Yani daha doğrusu öyle düşündük işte onu. Yanlış bir şey söylediysem affola. Sorabilirdin. Vallahi sonuna kadar doğrusun. Şimdi soruyorum o zaman. Ne oldu? Bak ben Rusya'da çok hapis yattım. Orası zordu. Ama en zoru Tiflis'ti. Orada isyan çıktı. Ben, 9 numara hücre. İsyanda ben de vardım. Bizim hepimizi cezalandırdılar. Benim kafama vurdular. O zamandan sonra ben her şeyi unutmaya başladım. Yazıyorum. Kendimi unutmamak için yazıyorum. Mekanın yerini biliyorsun. Sık sık git gel. Benim omzumdaki doğum izini ben hatırlıyorum. Annemiz, benim babam ve senin baban biliyordu. Şimdi düşünüyorum, annemiz öldü. Babam bilmiyorum nerede, kayıp. Bir tek Selçuk Taşkın kalıyor. Ama o da öldü. Merak ediyorum. Sen benim omzumdaki nereden biliyorsun? Daha konuşacağımız, dertleşeceğimiz çok konu var. Tekrar özür dileriz annemin oğlu. Selam. Abim beni affetti gülümsemesi mi bu? Değil. Ne o zaman? İyi ki savrulmadan sana denk geldim gülümsemesi. Bir nevi teşekkür. Şimdi önce anamdan haklı olarak işkilleniyorsun. Sonra bana söylemiyorsun çünkü sinirlenip saçma sapan şeyler yaparım. Yine haklı olarak. Sonra gidip DNA testi yaptırıyorsun. Sonuçları almadan yine bana bir şey söylemiyorsun. Sonuçları alıyorsun. Kan bağım olduğu anlaşılıyor. Ondan sonra gelip bana söylüyorsun. İyi ki. Hayatımdaki en büyük iyi kisin. Her dağıldığımda topluyorsun beni ama bunun içinde değil. Sen olsan sen de aynısını yapardın Hakkı. Ben Yağmur sana çok köşeli bir şey tarif ettim. Çok net bir konuşma yaptım. Bunlar... Niye? İkimiz de hislerimizin peşinden koşuyoruz. Çıkar için yapmıyorum. Hesaplayarak, düşünerek yaptığım şeyler değil bunlar.
Ne hayatındayım, ne değilim. Evet, bir süre. Ama sonra yavaş yavaş azalırsın. Azalır mıyım? Ben hiç hayatımda azalmanı istemiyorum. Senin hayatında da azalmak istemiyorum. Bitip gitmek istemiyorum. Akgün, tamam. Bak biz bunları konuştuk. Yani elimi tutman, bana böyle güzel bakman... yani bir şey ifade etmiyor artık. Günün sonunda ikimiz de kendi yollarımıza gitmek zorundayız. Sen de istemiyorsun. Bakışlarından belli. Nasıl bir açmaz bu? Allah yardımcınız olsun. Sayın savcı. Hayırdır oğlum, ne işin var sen burada? Makamında ziyaret mahiyetinde geldim. Niye, otur. Bir yüzün güldü bir, yanakların falan böyle bir kendine geldi savcım. Bu beni görünce neşelendi. Halini tavrını görünce bir gülme tuttu, ne bileyim. Bir halini hatırını sorayım, bir de teşekkür edeyim dedim savcım. Okudun mu babanın mektubunu? Okundu, anlaşıldı. Annemin oğluyla yüzleşildi. Bütün soruların cevapları karşılarına tek tek yazıldı savcım. E güzel, her şey yolunda yani. Sayende savcım. Senden de Yağmur'dan da Allah razı gelsin. Bu DNA testini yüksek ihtimal Yağmur sana getirdi. Senden yardım istedi. Yoksa yani bir hani devlet eli değmese bu kadar hızlı sürede çıkmazdı bu sonuçlar. Bunun dolandırılmaya o kadar müsait bir tabiatım var ki ne yapayım? Ben de emin olmak istedim yani bir şekilde. Yoksa sürekli üzerime kalıyorsun. Çok iyi yaptın savcım, çok. Biz keşke biraz daha erken gelseydi o sonuçlar elimize. Daha hayırlısı olacaktı da işte. Ne yaptın lan? Hiç önemli bir şey yok savcım. Yani en ufak bir pürüz yok. Valla Yağmur kara şahidindir yani. Yağmur şahidindir senin. Yağmur senin nasıl şahidin oluyor? Siz sürekli görüşüyorsunuz anlamından geliyor. Ben size dip dibi olmayacaksınız demedim mi? Oğlum bak, senin etrafındaki herkesin adli sicili var. Senin sosyal ortamına girmesini istemiyorum demedim mi sana bu kızın? Evet savcım. Söyledin. Doğru söylüyorsun da zaten. Öyle. Yok öyle sık görüşüyor şeklinde değiliz zaten ya savcım. Sen şimdi nerede kalıyorsun? Bir arkadaşın evinde geçici. Bu arkadaş dediğin Halil Saade'nin gangası değil mi oğlum o? Çıktı mı hapisten o? Evet savcım, ismi Soner. Çıktı tahliye, evet. Ulan ne acayip adamlarsınız siz ya. Estağfurullah. Abinle görüşüyor musun? Savcım yani onu da biraz ağırdan alıyoruz. İstediği zaman gelir gider, ona bıraktım biraz bir şeyleri yani ben. Yağmur gelip gidiyor mu kaldığın yere? Savcım şimdi ben anlamadım. Sen başka bir şey soruyorsun, sonra bambaşka bir şey soruyorsun. Bu bir taktik falan mı savcım ben? Cevap ver lan. Gel, şeyin yerini bilmiyor ki, evin yerini bilmiyor. Bilemez de zaten. Bizim görüşmelerimiz genelde kendisiyle böyle telefon üstünden, mesaj şeklinde, işte kalabalık içinde, aile ortamlarında falan gerçekleşiyor savcım. Mekana geliyor mu? Çok gece hayatı olan bir insan evladı değil kendisi savcım. Zaten hani okulu da bayağı yoğun, kendisinin okuluyla ilgileniyor zaten. Ben kime anlatıyorum ki bunu? Geliyor mu, gelmiyor mu? Gelmez, gelmiyor. Gelmesin de zaten. O zaman bu saç örneğini, bu kahve fincanını nereden buldu bu kız? Ben sorguda mıyım savcım şu an? Hayır, şimdi mekana gelmiyor, evine gelmiyor. Bu kız bu DNA örnekleri nereden buluyor, onu soruyorum yani. Bilmiyorum ki, kendisi dedektif bir insan evladı. İnan olsun bilmiyorum nereden bulduğunu ama Allah ondan razı olsun. İyi ki berbat bakmış, iyi ki bulmuş. Peki son bir soru soracağım ama dürüst olacaksın, doğru cevap vereceksin bana. Selam verdim ve borçlu çıktım diyorsun, öyle mi? Savcım, öyle mi düşünüyorsun? Ne bileyim, hani özledim seni, geldim şöyle bir yüzünü görmeye. Tatlı alsam mı diye düşündüm yolda. Aferin bak, çok iyi yaptın. Böyle gün aşırı geleceksin, emniyette rapor vereceksin bana. Tabii, tamam. Ben geldim, sağlığın saatin yerinde. Ben de iyiyim savcım, hiç kafanda soru işareti kalmasın. Tamamdır, selametle. Otur iki dakika. Kimliği görebilir miyim? Af buyur. Kimliği bir görebilir miyim? Aşmadık mı bunları savcım? Ver bakayım bir kimliğini. Ben buraya gün aşırı gelir giderim. Vallahi istediğim dakika gelir giderim. Bunu almana hiç gerek yok. Tutmana gerek yok. Lüzum yok. Ver ulan. Ver şu kimliğini, bakacağım. Ver. Güzel. Silah ruhsatından hatırlıyorum zaten. Doğru hatırlıyorum.
23 Nisan doğum günü. Aynen savcım, doğum günüm 23 Nisan benim. Bak ne kadar güzel bir günde doğmuşsun. Doğrudur. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben yengene de haber vereyim. Güzel bir yemek hazırlayalım. Güzel bir organizasyon, evde ailecek bir yemek yiyelim. Kutlama yapmıyorum. Kutlama ben yapmıyorum. Kutlama mı yapacağız dedim sana. Evde oturacağız, yemek yiyeceğiz dedim ailecek. Konfeti patlatacak değilim hoş. Yine formundasın ha savcım. Allah'a şükür ya, başımızdan eksik etmesin. Savcım, Fatih Doğanay telefon hakkını kullanmak istiyor. Numara Serap'ın numarası. Değil savcım. Tamam, kullansın. Avukatı mı aldın? Katil zanlısı. Halil Sadi'ye çalıştığını düşünüyorum ama fazla tutamayacağız galiba elimizden. Hadi bakalım. Bunu salarsan yerler buna. Halil Sadi kendi öz evladına, kanına girmiş insan evladı. Buna mı acıyacak, avukata mı acıyacak? Mümkün değil. Vay be. Her konuda da fikrin var maşallah. Bana fikir var mı oğlum? Aklın yok, fikrin var. Ya hadi yallah, yürü. Bas selametle. Bak şimdi. Selametle savcım. Beklerim var mekanı. Peki. Gökhan Bey, biz size ayıp ettik biraz, kusura bakmayın. Biraz? Yani. Yani senin sol çok iyi. Teveccühünüz. Aynen birader, kusura bakma. Bir ihtiyacın olursa mekan senin, tamam. Çok geniş yürekliymişsin. Yani seni böyle dövmüşler. Sen de affetmişsin. Herkes yapmaz böyle bir şey. Güzel güzel, tamam. Konu kapandı. Gelmen de bir yüklük burada da. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Taşı, ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Tamam. Akın, dediğimi unutma. Seninle tanışmak istiyor. Gel yanıma. Uğrarım, gelirim. Спасибо. Patanu tebia. Не переживай. К тому же еще и красивый. Брат мой, кызым. Ты зияныш. Что мать из-за? Бенде. Geliyor, seninle. Akın! Tekrar hoş geldiniz. Neredesin ya? Gel. Gel otur gel. Ben zahmet vermeyeyim, annemin oğlu ya. Nereye ya? Gel, gel ya. Ben buraya geldim, hadi. Это все принадлежит тебе? Anlamadım. Burası tamamen senin mi? Mekan diyor. Senin mi? Yok yok, biz üç ortağız. Bak ikisi de orada. Soner, sarışın olan da Eray, yakışıklı olan. Bir de ben. Tamam ya, boş ver. Hadi, hadi dans, hadi dans. Hadi dans, hadi. Gönlümsene. Ben affınıza sığınıyorum. Ben gerçekten mümkün değil. Hadi. Hadi, 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 hadi. Yok yok, ben sen buraya geliyorum. Sen dans etmeyecek misin? Siz keyfinize bakın, ben buralardayım. İşle güçle ilgilenmem gerekiyor. Gerçekten kusura bakma lütfen. Ne olur Gökhan, nereye? Buralardayım ben. Siz keyfinize bakın. Nereye? İyi eğlenceler Gökhan. Nereye? Dur dur, nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Gökhan, gerçekten işle güçle ilgilenmem gerekiyor biraz. Siz ne? Keyfinize bakın. Allah aşkına annemin oğlu, siz keyfinize bakın. Dans ediyoruz. Evet, ediyorsun. Çok güzel, şahane. Hop, güzel. Sen keyfine bak Gökhan. Ben buralardayım diyorum ya. Buralardayım. İş güç. Bir şey mi diyorum? Problem var. No problem. Problem yok. E gel dans ediyorum. Gayet güzel ortamınız var. Ama benim biraz işle güçle ilgilenmem lazım Gökhan. Hadi Allah aşkına zorlama beni. Allah aşkına hadi. Sorun yok. Sorun yok. Annem de olur. Sorun yok. Sorun yok. Hadi gel. Dileniye. Action.
Tamam, ben vazgeçtim, gidiyorum. İki çift laf etmeyecek misin? Hayır. Ya Gökhan. Akgün. Kalkma, kalkma, kalkma. Allah aşkına. Rahatsız ediyorum, kusura bakma. Bu benim yanımdaki arkadaş var ya. Neyi? Benim yanımdaki bu arkadaş var ya. Yelena. Natalia mı? Nielenya. Nielenya. Sevdin. Hayır, hayır. Hayır, bir dur. Şimdi ben bu arkadaşın kalbini kırmak istemiyorum. Sen uygun bir dille hani izah edersen. Benim hiç müsait bir pozisyonum yok ya ona karşı. Okey. Tamam. Problem yok. Sen boş ver onu. O tanışmak istiyor. Sen boş ver. Nielenya. Зайдешь на это дело? Хорошо. Так надо и надо. У-у-у! Акгюн. Yağmur buradaydı. Ne diyorsun lan? Şu abinin arkadaşıyla falan gördü seni herhalde. Gitti. Lan ne diyorsun? Niye durdurmadın? Ben de Naz'ı durdurmaya çalışıyordum. Taksiye bindiler. Hadi gel yetişiriz. Hiç gelmemeliydim ya. Ben zorladım seni, özür dilerim. Bu değil. Lan nereye kayboldular bunlar? Bas, devam et, bu değil. Soner. Oğlum sen ne yaptın? Yine yanlış bir sokağa mı soktun bizi ya? Ne yaptın Soner? Yine mi? Yine mi? Ben seni daha önce yanlış bir sokağa mı soktum? En son sen çıkmaz sokağa soktun ya oğlum bizi. Bak şu ileridekine bak, şu ileridekine. Devam et, bu. Bu, bu, bu. Hayda, bu ne ya? Akgün değil mi bu? Peşimizden geliyor, utanmaz ya. Siz biraz gaza basabilir misiniz? Rica etsem biraz hızlı gider misiniz? Abi bas gaza, bas, bas. Sağa çek diyor bunlar. Yo yo, çekme, bas, bas. Bakar mısın, durmuyor bu. Gazla da gidiyor, nasıl uzadı ya? Şuna bak. Baba oğlum senin şoförlüğün. Araba yarışlarına falan katılacağım diyorsun. Adamın plakasını ezberledik be. Sen hayırdır oğlum, ha? Sevgilin kaçıyor diye mi bu tribi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen de var ya, yola mola çıkılmaz, ben sana söyleyeyim. Kimle çıkacaksın lan? Senle yola falan çıkılmaz. Sen kimle yok çıkacaksın? Ya devam etsin oğlum, soldayım, önüne geçsin. Hakikaten fazla uzadı bu iş ya. Basın gaza, basın, hadi. Durmayın, durmayın siz. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Niye durmuyorsun? Nasıl? Yağmur. Bak bir inmen lazım aşağı. Lütfen konuşmamız lazım. Lütfen açar mısın? Bak böyle dinlemeden etmeden atar gider yapma. Naz, ne olur. Ya niye böyle yapıyorsunuz? Açsanız da şu kapıyı. Sana. Yağmurcuğum lütfen ne olur beni bir dinle. Açar mısınız şunu? Kardeş. Kardeş. Konuşmamız lazım ya. Lan benim konuşacak bir şeyim Naz, yok. Naz gider misin? Yağmur böyle yap. Yağmur Naz. Bak böyle yapma ama ne olur lan. Yağmur. Bırak kolumu. Ama bir açıklayayım kendimi. Ne olur bir dinle beni ya. Bir konuşalım ne olur. Bilmek istemiyorum Akgün. Ama bilmen lazım Yağmur. Benim gerçekten bir şeyler söylemem lazım. Atarını giderini ondan sonra yapman lazım. Bir duyman lazım benden doğrusu. Neden? Hayır, niye anlatacaksın? O kızla aranda bir şey varsa da benim söyleyecek bir lafım yok. Hakkım da yok. Sen niye bana hesap vermek istiyorsun? Anlatmak istiyorum Yağmur. Çünkü senin de hislerini biliyorum. Senin de böyle hissettiğini biliyorum. Biliyorsun. Evet. Bil o zaman. Tamam, kıskandım. Kıskandım. O kız da seni öyle görünce elim ayağım titredi, tamam mı? Yine olsa yine kıskanırım. Seviyorum çünkü seni. Ben her dakika, her an seni düşünüyorum Akgün. Üzüldüğünde üzülüyorum, sevindiğinde seviniyorum. Ben senin için sevdiğim herkesi karşıma alıyorum. Benim durumum bu. Peki ben kimim? Neyim? Ne bizim bu yaşadığımız ilişki Akgün? Yaşadıklarını ben de yaşıyorum Yağmur. Ben de hissediyorum senin hissettiklerini. İşte yaşamamalıyız. Biz sevgili değiliz. Arkadaş değiliz. Biz her gün yan yana gelelim diye fırsat arıyoruz, bahane kolluyoruz. Bunu yapmamalıyız. Ben yavaş yavaş geçer, biter diyorum ama bitmiyor. Bitmiyor, bitecek gibi değil. Olmaz, yani bunun bir bahanesi yok. Artık yollarımız ayrılmalı Akgün. Bizim hayatlarımız farklı olmalı. Birbirimize bakmamalıyız artık. Görüşmemeliyiz, dokunmamalıyız. Tamam mı? Yok. Yani sonu olmayan dipsiz bu kuyuya düşüyor gibiyim. Yeter artık, ben yere çarpmak istiyorum Akgün.
varsın canım yansın, kolum kırılsın, üzüleyim, yıpranayım. Ama artık bitsin şu belirsizlik ya. Seni görebilmek için, kokunu duyabilmek için böyle iyice çekene kadar iliklerime, varlığını hissetmek için. Sen benim önüme bir tane emya koydun. Ben onu aşamıyorum. Hayır. Hayır Akgün. O engeli koyan sensin. Ben koşullu sevmek istemiyorum. Bağlanmak, yüzük takmak değil. Başkalarının izniyle sevmek değil. Ben bugün ne yaptım biliyor musun? Yarın senin doğum günün diye pasta yaptım ben. Niye? Niye seninle birlikte olabilecek miyiz? Hı? Akgün tamam, bir gün zaten kopacağım senden. Bunun için kötü bir şey olmasını beklemek istemiyorum. Buna gerek yok. Yapmayalım, ne olur böyle konuşma, yapmayalım. Akgün yapma. Lütfen yapmayalım ya, olur mu? Yapma Akgün. Akgün tamam dur. Akgün bak. Dur yapmayalım. Akgün bana bak. Birleşmeye karar veremiyoruz. Bari bırak, beraber ayrılalım. En azından anılarımız temiz kalsın. Yapalım bunu Akgün. Yapmayalım. Yapmalıyız. Durayım yanında. Durayım ben ya. Eyvallah. Daha var gerçi. Hı? İyi ki doğdun lan. Radmoy. Kardeş. Gitmedin mi ya? Seni bekliyorum. Sordum. Kızın arkasından gitmişsin. Sorun mu oldu? Sorun oldu. Oturabiliyor muyum? Biliyorum. Benim yüzümden. Ben arkadaşlarımla geldim. Benim arkadaşlar biraz zıp zıp, hızlı, sıcak. Ne biliyorum işte, seni beğendi gelin ya. O yüzden bir şey diyemedim ben de o an. Yo yo, sen takılma takılma. Kusura bakma. Yo yo, takılma valla. Ben de Yağmur'a mesaj attım, dedim belki gelir. Ne mesajı? Teşekkür. Teşekkür ettim. Bizi barıştırdı ya. İki kardeş barıştı. Ben de teşekkür ettim. Al bunu. Ne bu? Bak. Aç bak. Bu kimin biliyor musun? Babanın. Selçuk Taşkın'ın.
Beni bu ülkeden göndermeden önce evde son gün sizin evde çaldım babanın koleksiyonundan. Çok üzülmüştür, biliyordum. Onun için çok kıymetliydi. Değerli. Dünya Savaşı'ndan. Alman. Niye veriyorsun şimdi bunu bana? Ben bunu yanıma aldım bu ülkeye gelirken. Babana vermek için. Tövbe ettim ya. Ne çaldım hepsini geri veriyorum. Onu görsün, sevinsin istedim. Olmadı. O yüzden sana veriyorum. Doğum günün kutlu olsun kardeş. Belki de ona bunu sen verirsin ha. Sevinir. Biliyorum Hakkın. Baban yaşıyor. Biliyorum. Sen benim omzumdaki izi. Yoksa nereden bilecektin? Paka kardeşim.